İki askerle gittim. Helikopterle, karadan da takviye birliklerini gönderdim. Helikopter isabet aldı, helikopterden atladık aşağı, sürüne sürüne karakola girdik ki her taraf terörist oldu. Biz zaten hiçbir şey yapamadık. Direkt girdik mevziye, silahlarımızı aldık, başladık çatışma. Gelen teröristlerin çoğunu vurduk. O çatışmada da ama 22 şehidimiz var. İnanın bana, daha biz bu terörist, bu kadar kalabalık, bu kadar silah, cephane nereden geliyor demeye kalmadan 27 Eylül 1992'de bakın tarihler peş peşe, evet. Derecik karakolumuza 800 kişiyle saldırdılar. 800. Karakolun mevcudu 150 kişi. O zaman köylülere de silah vermiştik. O köylünün desteğiyle, Mehmetçiğin kahramanlığıyla 400'den fazla teröristi vurduk. Ama o çalışmada da 33 şehit. Bakın haritaya, ondan sonra başımızı kaldırdık, bir baktık ki bu 3-5 çapulcu dedikleri Şemdinli'yi kuşatmış. 5 tane kampları var. Kandil, Hakurk, Avaşin, Basyan, Zarp. Sadece Şemdinli'de bizim taburun etrafındaki terörist sayısı 5000'den fazla. Benim taburumun mevcudu 2000 kişi. Toplam şu 5 kamptaki terörist sayısı da 20.000'den fazla. Hepsini tespit ettik. Ya biz bu tespitleri yaparken rahmetli Özal o zaman cumhurbaşkanıydı. Bizim girdiğimiz bu çatışmalar Türk yakın tarihinde ilk ve en büyük çatışma. O da bize denk geldi. Rahmetli Özal merak etmiş. Demiş ki bu çatışmalar nedir? Allah'tan şu resmi saklamış. Tarihi bir belge. O yüzden kimse sesini çıkartamıyor bana. Çünkü ben yaşadım. Siz evlatlarınızı bana verdiniz. Ben sizlerin evlatlarıyla birlikte bu mücadeleyi yaptım. Rahmetli Özal. Burası Şemdinli. Alan Karakolu. İlk çatışmaya girdiğimiz yer. 19 şehidimizin olduğu yer. İşte rahmetli Özal. Yanında Semra Özal hanımefendi. Sağında Eşref Bitlis. Onun arkasındaki çelik başlıklı asker de benim. Size nasıl anlatıyorsam şu an aynısını Özal'a anlattım. Dedim Sayın Cumhurbaşkanı, bizim karakol 100 kişi, saldıran 500'den fazla. Bunlar dedim çok kalabalık. Ve teröristlerden elde ettiğim silahları, ele geçirdiğimiz silahları serdim masanın üstüne. Tek tek silahları gösterdim. Sayın Cumhurbaşkanım dedim, teröriste kanas keskin nişanlı tüfeği var, bizde yok. Teröriste bir case otomatik tüfek var, bizde yok. Teröriste RPG-7 roket atarı var, bizde yok. Teröriste kanas keskin nişanlı tüfeği var, 1200 metreden dürbünlü vuruyor, bizde yok. Ve bu teröristlerin dedim, hepsi Irak'tan geliyor. Hepsi Barzani bölgesinden geliyor. Ve hepsi, hatırlayınız, Amerikalı çekiç gücü, yıl 1991, Özal ben yetiştirdim diyordu. Hepsi Amerikalı çekiç gücün içinden geliyor. İşte ben canlı tanıyım. Ben işte resmi oldu. Şimdi benim başbakanım çıkıyor televizyona, bana diyor ki Erdal diyor, PKK terör örgütünün arkasında kim var biliyor musun diyor. Ben de mahsus diyorum, yo bilmiyorum diyorum, kim var? Diyor ki Ergenekon var. Ben de diyorum ki sayın başbakanım, yanılıyorsunuz. PKK'nın arkasında doğrudan doğruya Amerika var, İsrail var, İrak var. Barzani var, Talabani var ve bu Avrupalılar. PKK'nın dernekleri, büroları, vakıfları, federasyonları nerede? Avrupa'da. RNK dedikleri siyasi cephe teşkilatı nerede? Avrupa'da. 300 kişilik lider kadrosu nerede? Avrupa'da. PKK'nın 1 milyar dolarlık kara parası nerede? O da Avrupa'da. Gerçek bu iken çık sen başbakan olarak de ki PKK'nın arkasında Ergenekon var. Sana kim inanır? Kim? İşte gerçek budur. Ve biz bu Amerikalı çekiç gücün içinde yetişen 20 bin kişilik üstün silahlarla donatılmış silahlı gücü
gönderdiler karakollarımıza, köylerimize, saldırttırdılar. 92'de, 93'te, 94'te, 95'te, 96'da. Açın Genelkurmay kayıtlarına bakın. Her yıl 500'den fazla şehit verdik biz. Her yıl bu teröristleri yok etmek için. Toplam verdiğimiz şehit sayısı 8600. 7500 vatandaşımızı öldürdüler Doğu Anadolu'da. 3225 köyümüze saldırdılar. 2 milyon insanımız yerinden yurdundan göç etti. Ve Türkiye 300 milyar dolar gibi bir ulusal kaynağını terörle mücadele dedikleri bu ihanet oyununda yok etti. Ama biz bu şehidi, 8600 şehidimizin sayesinde PKK'nın belini gene kırdık dağlarda. Bunun da canlı tanığı benim. Yok olma noktasına getirdik. 3 Kasım 2002'de sandığa gittik. Bir siyasi partiyi iktidar yaptık. Eğer ki o siyasi parti isteseydi 2002'de terör bitmişti. Terör bitmişti. Neden? Çünkü seçtiğimiz iktidarın kendinden önceki hükümetlere göre en büyük 2 avantajı vardı. En büyük. 1. Dünyanın en iyi yetişmiş özel harekat birliklerimiz vardı. Çatışa çatışa öğrenmiş. Şehit vere vere öğrenmiş mücadeleyi. Polis özel harekat, jandarma özel harekat, genelkurmay özel harekat. Ve en önemlisi PKK'nın bilinmeyeni kalmamış. Biz 92'de teröristlerin nereden çıktığını bilmiyorduk. Ama 2002'de PKK terör örgütünün bilinmeyeni kalmadı. Öcalan 99'da teslim edildi, yargılandı. Bilinmeyenlerin hepsi ortaya çıktı. Örgüt demek dağdaki terörist demek değildir. PKK örgütü dediğiniz bir yapıdır, bir şirkettir, bir mafyadır, bir fabrikadır. Nasıl ki bir şirketin başı varsa bu örgütün de başı var. Yönetim kurulu varsa örgütün de var. Kasası, arşivleri, kayıtları, siyasi cephesi, silahlı cephesi, komple bir yapı. Bu yapı çalıştıkça dağa adam çıkartıyor. Yani dağdaki silahlı terörist örgütün son halkası, son. Esas halka başı, yöneticileri, kasası, silahlı ve siyasi cephe teşkilatı. Hiç mücadele etmediler. Bazen çok üzülüyorum, televizyonda haykırıyorum. Allah aşkına diyorum ya, çıkın Türk milletine deyin ki 2002'den sonra şu PKK terör örgütüyle bir tanesiyle mücadele ettik deyindir. Hiç ses çıktı. Etmediler. Niye? PKK'nın başı nerede? İmralı'da. Ne yapıyor? Yattığı yerden örgütü idare ediyor. Tam 10 yıldır. Evet. Dünyanın hangi demokratik ülkesinde görülmüş, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum bir katil yattığı yerden örgütü idare eder? Bizde ediyor işte. Kim izin veriyor? Adalet Bakanı, hükümet izin vermese idare edebilir mi? Katil her gün medyada. Peki örgütün kasası nerede? İsviçre'de Show TV'ye çıktık, elimize kağıt kalemi aldık, yazdık. Dedik ki Allah aşkına şu örgütün kasasına el koyun. Çünkü bu para 1 milyar dolarlık kara para, silah cephane oluyor, bizi şehit ediyor dedik. Ertesi gün Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in danışmanı beni aradı. Albayım dedi, bakan dedi, kasayı aradı, bulamadı, banka hesap numarasını biliyorsanız söyleyin dedi. Çok acı. Kardeşlerim, böyle gayri ciddi bir devlet yönetimi olabilir mi? Çünkü ben çok açık söylüyorum o Ankara'daki siyasete. Bu siyaset İsviçre'deki kasayı biliyorsa, kasanın aklanıp silah cephane olup beni şehit ettiğini biliyorsa, buna da engel olmuyorsa benim katilim bu siyasettir. Karakol baskınlarında çıkıyorlar ekranlara, size yalan söylüyor.